Hemen hemen her yayınımda bana Saadettin Saran'ı soruyorsunuz. Bakın ben Saadettin Bey'i tanırım. Ee, çok fazla olmasa da 4-5 defa karşılaşma, küçük küçük konuşma fırsatım oldu. Çünkü bundan e, 7-8 yıl önce Radyo Spor'da program yapıyordum. Radyo Spor'da, bugünkü Radyo Gol'de değil. Radyo Spor'da, Ajans Spor'da editörlük yapıyordum, muhabirlik yapıyordum. Ajans Spor Ahmet Konanç yazın, Radyo Spor Ahmet Konanç yazın çıkar zaten kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Çok çok güzel bir insan. Çalışanlarına çok böyle özgürlük veren, e, enerji veren, böyle aurası çok yüksek bir insan. Ama şimdi konu Fenerbahçe başkanlığı olunca ben hep aynı şeyi söylüyorum. Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı şu anda seçilemez. Öyle bir tabanı yok kongrede arkadaşlar. Çalışıyor yapmaya, oy bulmaya ama şu anda Saadettin Saran seçilemez. Ama Saadettin böyle Saadettin Bey de şöyle bir hata yapıyor. Mesela Instagram'da birisi yazıyor. Saadettin Sara'nın paylaşımının altına. Abi bu adam da Ali Koç gibi çıkarsa ne olacak? Saadettin Bey cevap veriyor. Çıkmaz. Çıkmaz rahat ol. Ya Sayın Başkan. Instagram'da bu mesajları veriyorsunuz. Gittiğiniz panellerde tabii ki istiyorum başkanlığı. Bakalım gün doğmadan neler doğacak diyorsunuz. E çıkın adaylığınızı açıklayın o zaman. Çıkın adaylığınızı açıklayın o zaman. Ben biliyorum 2024'te çok aday çıkacak. Bakın 2024'te Sayın Ali Koç aday olsa da olmasa da ki olacak, bırakmayacak. Çok aday çıkacak ve çok güçlü adaylar geliyor bilginiz olsun. Çok güçlü adaylar ama o güçlü adaylar arasında Saadettin Bey yok. Benim Saadettin Bey'in problemi yok ama benim kongre yapısını bildiğim kadarıyla ve iyi bilen arkadaşlarımdan birkaç noktadan öğrendiğim kadarıyla Saadettin Bey zaten buna çalışıyor şu anda. Hani kongrede böyle kongre üyeleriyle sürekli temas yapıyor ama şu anda o kadar bir gücü yok. Kral kardeşler süper chat. Ahmet Konan seni seviyoruz demiş. Çok teşekkürler. Eyvallah. Kral kardeşler süper chatlerinizi okuyorum. Jorge Jesus kalmak istiyor. Kupa kazanırsa bir ihtimal. Kazanamazsa kesinlikle kalamaz. Fenerbahçe Vincenzo Montella ile görüştü. Yönetimde ciddi bir bölüm Montella'yı istiyor. Aynı ciddi bölüm Jesus'u istemiyor. Abdullah Avcı ile temas olduğunu Arkadaşlar dünkü yayınımda burada olanlar var mı? Hemen hemen bir, hepiniz diyeyim dünkü yayında burada. Ben size Abdullah Avcı'dan bahsetmedim mi? Bekir Emiroğlu. Çok teşekkürler. Ben de sizleri seviyorum. İşinde kolaylıklar diliyorum. Cık. Teşekkürler Bekir Emiroğlu. Gurbete selamlar. Gurbetçi kardeşlerim iyi ki varsınız. Dün burada Abdullah Avcı demedim mi size? Demedim mi Abdullah Avcı? Bugün bütün medya Abdullah Avcı diye yanıyor. Ha? <laughs> Evet, aynen öyle. Bak, Ufuk Galatasaray'la demiş ki atma Ziya demiş. Önce biz onu buradan bir atalım. Dokun, engelle, onayla. Şimdi ben nasıl atıyorum? Ben dün Abdullah Avcı demedim mi? Demedim mi arkadaşlar? Bugün bütün medya Abdullah Avcı yazmıyor mu? Bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Devam. Ama Abdullah Avcı olmaz. Olmaz. Taraftara kabul ettiremezsiniz. Büyük sıkıntı olur. Sergen Yalçın ve İsmail Kartal Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı isimler değil. Belki. Şimdi bugün diyeyim artık Cumartesi günü e, saat 19'da Kasımpaşa Beşiktaş maçı var. E, yine saat 19'da Trabzonspor Alanyaspor maçı var. Onu söyleyeyim. 3. dakika. 8. Şimdi arkadaşlar Arda ile ilgili özel bir haber vereceğim. Ee, Arda ile ilgili özel bir haber vereceğim. Arda'ya teklif yapan kulüplerden bir tanesi. Bakın neler yaşanmış. Bunu 30 38'den alalım. Bakın neler yaşanmış. Borussia Dortmund. Almanların önemli kulübü. Tamam mı? Arda'yı uzun süre izliyorlar. Zaten bakın böyle kulüpler Ajax, Leipzig, Dortmund zaten kendi altyapısı da kuvvetli kulüpler. Genç bir yıldızı, yıldız adayını öyle bir iki kere izleyip almaz, almaya çalış uzun süre izler. Uzun süre izlemişler Borussia Dortmund. Ve Fenerbahçe'nin kapısını çalmışlar. Demişler ki 27 milyon euro teklif, büyük para. Sonra Arda Güler'in kapısını çalmışlar babasının kapısını. Size şu kadar para. Arda Güler Borussia Dortmund'u reddetmiş net bilgi. Bakın Borussia Dortmund'u reddetmiş. Ee, Borussia Dortmund vazgeçmemiş, ısrar etmiş. Ama e, Arda Güleri Borussia Dortmund ikna edememiş. Ben size şimdi burada neden olduğunu anlatayım ikinci bir özel haberle. Eğer Arda Güler başkan Ali Koç tarafından takımda tutulamaz ve giderse gideceği kulüp şu ikisinden birisi olacak. Bakın ne Dortmund, ne Bayern Münih, ne Paris Saint Germain, ee, ne Milan, ne Barcelona değil. Babasının ve kendisinin kafasında iki kulüp varmış giderse bugün ya da bir sonraki sezon. Birisi Ajax, bir tanesi Leipzig bugün için söylüyorum. Yarın fikirler değişebilir. Neden Ajax ve Leipzig mesela Dortmund değil? Halbuki Dortmund da yetiştirici bir kulüp ama istememiş. Ajax'ı ve yine Dortmund'un ligi Bundesliga'dan Almanya'dan Leipzig'i kendisine daha uygun görmüş. Bakın oyuncu çocuk 18 yaşında babasıyla beraber geleceğini nasıl planlıyor? Yani muhtemelen de Ajax'ı da Leipzig'in önünde tutuyordur kafasında Arda Güler. Arda Güler'le alakalı böyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Bunu da sizlerle yine paylaşmış olalım. Bu bilgiyle de sizlerle konuşmuş olalım. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ne yapıp edip ilk transferlerini özellikle çok sükseli büyük isimlerden yapmak zorunda. Ryan Kent bu sükseli büyük isimler sıralamasına girmiyor. Ama ama yine de Ryan Kent'in de bir kurtarır tarafı var. İkinci, üçüncü transferler başkan yine mi vasat oyuncular dedirtmeyecek. Gerçekten üst düzey oyuncular olmalı arkadaşlar. Bugün Rodrigo Becao çok kötü bir oyuncu. Eee... Değil ama elinizde imkan varsa gidin Zaten Udinese'ye bonservis vereceğinizi imza parasıyla boşa çıkmış olan Hollandalı Stefan Defre'i alın, Inter'den. Yani gü gücünüz yetiyorsa. Çünkü yarın Galatasaray Nelson'un yerine Defre'i getirir, sen bekayu getirirsin, oyuncu kalite farkı ortaya çıkar. O yüzden Sayın Başkanın bu isimlere gitmesi lazım. Az önce değerli kardeşim Alper yazmış, bir İtalyan ee, futbol severe yazışmış Instagram'dan. Ee, daha önceden de tanıdığı Bekao'yu sormuş. Udinese'de Serie A'da oynuyor ya bu çocuk. Brezilyalı stoper. İtalya'da. Adam demiş ki çok iyi bir ee, oyuncu, savunmacı. Udinese için, Udinese gibi takımlar için, küçük takımlar için demiş. Doğru bir oyuncu. Ama Bekao büyük kulüpler için büyük oyuncu değil demiş. Şimdi Fenerbahçe kendisini büyük kulüp olarak görmüyorsa Tamam Bekao doğru oyuncu demiş. Ama Fenerbahçe büyük bir kulüp olduğuna göre Bekao çok doğru bir transfer değil demiş. Dolayısıyla sen artık Fenerbahçe olarak Udinese'den, Parma'dan, İtalyan 2. liginden bilmem neden oyuncu almayacaksın. Inter'den alacaksın. Git Inter'le Şampiyonlar Ligi'ne finale çıkan işte burada Türkiye'de Manchester City ile final oynayacak olan Stefan Defire'ye talip ol. Olmuşlar zaten ama boşver Bekao'dan. Eğer elinde Stefan Defirey varsa çünkü günün sonunda diyeceksin ki Defirey gelirse ben Inter'in stoperini transfer ettim. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan bir Inter stoperi transfer ettim diyeceksin. Öbür tarafta Bekao nereden geldi? Udinese'den. Bak o arkadaşın İtalyan arkadaşın Alper'e yazdığı metnin cevabı şey tercümesi. Udinese için çok iyi bir savunmacı. Gerçek bir lider. Muhtemelen Udinese'nin en iyi oyuncularından bir tanesi ve seri A'nın orta sıra takımlarında düzenli olarak ilk 11'de oynayabilir. Ama benim görüşüme göre Fenerbahçe onun için bir üst seviye olabilir. Büyük takımların büyük oyuncusu olduğunu söyleyemem. Üst düzey oyunlar için üst düzey takımlar için üst düzey bir savunmacı değil ifadesini kullanmış. Yani adamı övüyor ama üst düzey takımlar için çok doğru oyuncu değil diyor. Ha belki de bu İtalyan şunu demek istiyor. Ben yanlış tercüme ettim. Belki de Fenerbahçe üst düzey bir takım olarak görmüyor. Ha Real Madrid'e gidemez, Barcelona'ya gidemez, Fenerbahçe'ye gider diyor. Öyle değil tabii de. O yüzden dikkat etmek lazım. Ya koskoca Fenerbahçe bir ligi bitirtmeyiz açıklamasının vahim konular var. Lig bitince açıklayacağız. Kayıt bilmem ne. Lig bitince konuşacağız açıklamasının altında kaldı. Nasıl kaldı biliyor musunuz? Bunun etkisinde kalan hakemleri kendinize gelin diyerek uyandıramayarak. Bu da bir altında kalma mevzusudur. Ha yani ne oldu günü sonunda? Türk futbolu yerlerde. Türk futbolu çukurda. Fenerbahçe Kadın bas, e, Futbol Takımı 90 artı 7'de gol yiyip maçı uzatıp kupayı da rakibine vermiş. Fenerbahçeli kadın futbolcuları tebrik ediyorum ama bu finali kazanmaları lazımdı. Geçmiş olsun. Evet. Fomget Gençlik takımına bu nasıl isimli? Fomget Gençliğe penaltılarda 4-2 yenilmiş Fenerbahçe kadın futbol takımı finalde kaybetmiş. Maçı uzatan gol de 90 artı 7'de gelmiş yani. 90 artı 7'de de gol yemezsin be abi. 1300'den fazla kişi izliyor. 447 like'ımız var. Harikayız ya yine bu gece. Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Harikasınız. Siz de sürekli sallıyorsunuz. Dur ya şuradan birini daha şey yapayım ya. Dur. Serkan Can Sezgin gözüme sen çarptın. Dokun, hesabı engelle, onayla. Hadi şimdi hoşça kal Serkan. Başkan Ali Koç da Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımının kaybettiği final maçını tribünden takip etmiş. Geçmiş olsun. Şu sözümü ben kendi adıma çok önemli buluyorum. Gelecek sezon İkardili Galatasaray, Abu Bakarlı Beşiktaş. Fenerbahçe hangi golcüyle karşısında olacak bu iki takımın? Önemli olan bu. Biraz isim okuyayım arkadaşlar. Selahattin Işık, Ümit Kavran, Murat Birlik, Sezai Acar, Sevdamız TCDD, Berat Albayrak, Cem Kahyaoğlu, Soner Özçelik, Ramazan Yılmaz, Arthur Johnson, Murat Han, Meftun, Mehmet Köseler, Caner Volkan, Yasin Beytut, Aykut Özen, Cihan Yenmiş, Demirgün, Batuhan, Ahmet Elgin, Ercan Koymatçık, Yılmaz, Ercan Yuvarlak, Bülent Onaran, Emre Sertboya, Zafer Kavasoğlu, Fenerli Keyboy, Berkay, Temel Ülker, Bülent Onaran, Turan Sevim. Çok çok teşekkürler. Okuyamadıklarımı da yarın yine fırsat bulduğumda okurum diye düşünüyorum. Aktarmayı unuttuğum haber var mı diye not notlarıma bakıyorum. E Word sayfamdan onları anlatacağım. Bu kombine kartlar bayağı bir zamlanacak galiba ya. Herkes kombine kartları bekliyor tribüncüler. Bakın arkadaşlar sakın bu ligde bir tek teknik adamın, bir harika takımın, harika tribünlerin şampiyonluğa yettiği düşüncesine kapılmayın. Sergen Yalçın şampiyon olduğunda başkan Çebi TFF'den çıkmıyordu. Etrafı da çok kuvvetliydi. Sezon başı Fenerbahçe'de aynı kafayla yola çıktı ama başaramadı. Bu kez başarır mı bilmiyorum. Başkanın görüştüğü yerli bir teknik adam henüz yok. Yabancılar var. Dört isim. Bunlardan ikisi Montella ve Tite. Ana nokta Arda Güler. Arda Güler'i kafanızda nasıl planlıyorsunuz diyormuş. Başkan görüştüğü hocalara. Ama bence Jesus kalmalı. İyi transferler yapılmalı. Fenerbahçe'ye Jesus'un dediği gibi çok kolay kart gösteren o sistemi yıkacak camia gücü oluşturulmalı. Murat Sancan kastettiği o lobi nedir? Keşfedilmeli. Bu da benim fikrim. Bugün haberini paylaştım. Tekrar edeyim. Braga'nın başkanı Antonio Salvador İstanbul'a geliyor. Hanımefendi menajer Lizelle Campbell ile birlikte geliyor. Ali Koç'la yemek yiyorlar. Buruma için Braga Başkanı 4,5 milyon euro veriyor. Başkan diyor ki PSV'ye 6 milyon euro verdim. 6 milyon eurodan aşağı vermem diyor. Ee, Braga'nın bu parayı vereceği konuşuluyor. Buruma da giriyor yani. Çünkü iyi bir sezon geçirdi Buruma. Kendini buldu. Alkışmış. Her türlü lafı söyle. Ligi bitirtmeyiz de. Vahim olaylar vardı. Kayıt kelimesini kullan. Tribünün MHK başkanına küfür etsin ama ceza almasın. Yabancı kalecin rakibinin rakibine Türkçe küfür etsin. Gel alkışla de çıkışın içinden. Aziz Yıldırım her zaman haklıydı. Ya arkadaşlar özel olacak ama Bağcılar SGK'da Herhalde bizi her yerden izleyenler vardır. Ya Bağcılar SGK'da, Bağcılar SGK müdürlüğünde işler sırayla mı ilerliyor acaba ya? Yoksa başka bir dinamik mi var? Bağcılar SGK mağdur, mağduriyeti diye bir şey oluştu ya bu EYT'de. Bütüllü gelmiyor sıra abi. Bütüllü. Var mı burada Bağcılar SGK'da dosyası olan? EYT dosyası olan? Bütüllü gelmiyor ya. 4 Mart tarihli başvurum var. 4 Mart. <laughs> Ekrem yardım etsin. Ekrem kim ya? Vallahi ya 4 Mart'tan beri başvurum var. bütünlü türlü olmadı ya. Yok e devlette hiçbir şey yok abi. 170'i de aradım. Cimer'den de yazdım. SGK'nın mail adresine de yazdım. Her şeyi yaptım. Değerli dostlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Önce burayı kapatayım. Burada zaten sürekli sallıyorlar. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu like edin. 1300 kişiyi geçtik bugün canlı yayında. Güzel bir yayın oldu ya. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Tekrar görüşeceğiz. Spezial yüzlerine bile bakmamamız lazım. Ne alkışı demiş. Spezial. Süper chat. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.